Efendim, Aydın gezimize ilk etapta kimle başlıyoruz? Evet, AK Parti Aydın Milletvekili Sayın Rıza Posacı bu hafta konuğumuz. Evet, muhabirimiz Ezgi Civoğlu çok güzel bir röportaj yaptı kendileriyle. Bakalım bölgenin tarımsal faaliyetleriyle ilgili neler söyleyecekler. Özel röportajımıza gidiyoruz. Buyurun. Aydın gezimize ilk olarak Aydın AK Parti Milletvekili ve aynı zamanda Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyonu üyesi, ziraat mühendisi Rıza Posacı'nın bölgede tarım ve hayvancılıktaki gelişmeleri değerlendirmesiyle başlıyor ve sözü muhabirimiz Ezgi Civoğlu'na bırakıyoruz. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan kent Aydın deniliyor. Evet. Evet, Aydın'ı bir de sizden dinleyelim. Tarımsal alanlarıyla nasıl bir kent? Hı-hı. Kentin önemini öğrenmek istiyoruz. Tabii Aydın tarım kenti. Evet, aynı zamanda turizm kenti, termal alanından yoğun bir kentimiz, termal zenginlikleri olan ama bu oranda da termalden elektrik dışında faydalanmayan bir kentimiz var. Ama jeotermal kaynakların büyük kısmı, %70'i Aydın'da Türkiye'nin. Aydın bir tarım kenti, yani birçok üründe ilk ondayız biz. Yani ya birinciyiz, ya ikinciyiz, ya üçüncüyüz. Yani şöyle sıralarsak, zeytin ağacı sayısında Aydın birinci, kestanede birinci, çilekte bazen ikinci, bazen üçüncü, pamukta ikinci, hayvancılıkta yine önemli ilk ondayız. Enginar ve narenciye de ön sıralardayız. Yani polikültür tarımın hasıl olduğu bir iliz. Yani hemen hemen çay ve fındık dışında hemen hemen bütün ürün deseni burada mevcut. İncirimiz bir dünya markası, yani ürettiğimiz incirin büyük kısmı yurt dışına ihraç oluyor. Bunun 15 bin ton civarında dahili piyasada tüketilmekte. Bu yıllara sarı 60 bin ton, 70 bin ton üretimimiz var. Yani bunun buradan da baktığımıza göre yani 3'te 2'si incirimizin yurt dışına satılıyor. Kestane cevizleri fiyatları iyi. Zeytinyağı fiyatları yükselme trendinde gibi görünüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte o da hak ettiği yeri bulur. Pamukta biliyorsunuz Ege pamukları ve Aydın pamuğu dünyadaki ön sıradaki kaliteli pamuklardan. Mısır pamuklarından sonra ikinci sırada gelir Aydın pamuğu, Ege pamuğu. Tabii sıkıntılı başlayan bir pamuk sezonu artık iyi devam ediyor. Şu anda borsada yükseldi. Pamuk primimiz 80 kuruştan. Burada ta geçen seneden beri yaptığımız bir mücadele var. 1 lira 10 kuruş olarak sonuçlandı. Hem primimiz yükseldi %37 civarında ve borsa fiyatları da gelinen noktada çiftçimizi mutlu etti. İkinci ayda gıda komitesi toplanacak ve süt fiyatı arzu edilen seviyeye çıkarak süt müstahsilinde de mutlu olacağını düşünüyorum. Tabii ette de et süt kurumuyla görüşüyoruz. Şu anda 34 lira bandını çıkarttı ama o da yeterli değil. Yani şu anda yani önümüzdeki süreçte et süt kurumunun bu barem fiyatı 36 lira çıkarması gerekiyor. Şimdi AK Parti hükümetin destekleriyle hem hayvan sayımız arttı. Mesela Aydın'dan örnek verirsem 170 bin olan hayvan sayımız 500 bin lira çıktı. Türkiye'ye gelen de 6 milyon ton sütümüz 20-22 milyon tonla çıktı. Hayvancılık giderek bölgede de ve Türkiye'de de yükselen bir ivmeyle artmaktadır. Zaten sayılar bunu gösteriyor. Biz çalışmaya devam diyoruz. Çiftçilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Üretmeye devam edelim diyorum ben tüm çiftçilerimize, tüm vatandaşlarımıza. Çare üretmekten geçiyor.